Ahmet'le alakalı. Asker kaçarmış. Nasıl ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Ne demek ki diyor? Bir yıl zaten Isra'ya geçer ya, ne olacak? Bir yıl boyunca gelip gelmeyeceğine malum. Göndermiyorum abimi. Bir şey yapsana. Nereye götürüyorsunuz? Çınar'la bir şey yapsana. Ya bırak ya. Abi ben sensiz ne yapacağım? Vatanın sana ihtiyacı var. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ahmet'i askere gönderiyoruz. Asla başımızdan atmak için değil. Size Ahmet'i şikayet etmek istiyorum. Günlerdir beni arayıp Damla beni iki kere kışkırttı. Ben Damla'ya şaka yapmak istiyorum diye başımın etini yedi. Biz Yağmur'la düşündük, ne yapabiliriz Damla'ya en uygun şaka zamanı ne zaman diye. Damla 3 gündür okul gezisinde. Döndüğünde her şey değişmiş olacak. Ahmet asker kaçağı. Ahmet yakalandı. Ahmet 1 senelik askere gönderiliyor. Damla şu an annemin evinde. Bugün döndü geziden ve birazdan bize gelecek ve şakamız başlayacak. Harika bir senaryo, müthiş bir şaka hazırladık. Yalnız bir konuda şikayetim var benim. Videolarımızı izliyorsunuz, seviyorsunuz, gayet de beğeniyorsunuz. Ama abone sayımız eksik. O yüzden videoyu izlerken bir yandan şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın lütfen. Ve 1 milyon olmaya son 5000 abone kaldık. Bu arada 1 milyona özel bir sürprizim olacak size. Ama gerçekten büyük bir sürpriz. 1 milyon hep birlikte çok güzel kutlayacağız. Hadi o zaman Damla gelmeden kameraları yerleştirelim. Ahmetciğim bunu nereye yerleştirelim? Asker. Asker arkamdan. Ankara Ahmet Eroğlu. Yok, Ahmet Eroğlu Ankara. Ankara Ahmet Eroğlu Emre komutan. Ne? Konuşamadım. Asker konuşmayı öğren de gel. Asker bir çekil oradan. Asker gel buraya. Kamerayı sakla şimdi güzelce. Damla görürse asker. Askerliğini yakarım asker. Bunu buraya koyuyoruz asker. Ahmet Eroğlu Ankara Emret Komutanım. Sürekli yapacak mısın bunu gerçekten? Ay ben zoom yaptım buna. Ben askere gideceğim, ben askere gideceğim. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim canım ben. Dur dur. Ahmet yanlış söyledi. Yap 5 sınav. Yap. 1. 1. 1. Kalk artık. 1. Kameraları kurduk. Şimdi diyorum ki Damla'yı beklerken annemi arayıp tepkisini görelim mi? Görüntülü arayalım seni böyle görsün. Askere gidiyorum de. Açar inşallah. Anneciğim bak. Oğlun asker oldu. Ahmet'im. Oğlum sen askere mi gidiyorsun? Vakti gelmedi mi Çiçu? Yok küçüktü zaten. Anne Ahmet'in askerlik belgesi geldi, gönderiyoruz. Arda evet gerçekten gönderiyoruz Arda. Bir seneliğine anne askerliği üstelik. Bir sene yani bir sene yapacak. Bir yıl. Yok yok bana da arabaya gitmiyor anne. Buraya yapıştırın. Ben askerin tercihi yap. Tercih mi? Tercih mi? Ekonomik. O ne demek? Paralı. Askerli tercih yapacak mı? Oğlumu göndermeyeceğim. Tamam anneciğim gönderiyorum şu an zaten. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz aşkım. Arda Ahmet. Efendim annem. Ama yakışmış. Hadi anneciğim bay bay. Bay bay. Ya ben annem biraz duygulanır, ağlar, ne bileyim bir böyle hisleşir diye düşünmüştüm ama olmadı. Şimdi seni artık gitmen gerekiyor çünkü annem Damla'yı gönderdi. Damla buraya gelmek üzere, sen saklan. Ben sana mesaj attığımda önce beni arayacaksın, sonra da Damla'nın yanına geleceksin. Olacakları zaten biliyorsun. Tamam. Hadi görüşürüz. Damla'yı bekliyorum, yaklaşık 10 dakikadır Ahmet'i gönderdim. Sıkıldım, neredesin Damla? Gel. Merhaba canım, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yok tek başına. Ay özledim sizi ya, seni özellikle. Beni özellikle mi? Evet. Kimse yok diye demiyorsun değil mi bunu? Aa. Şimdi ben niye bir saat önce çağırdım seni? Niye bu kadar geciktin bebeğim? Gecikmedim Tuba abla, hep öyle diyorsun zaten sürekli. Hep gecikiyorsun çünkü. Nasıl geçti? Güzel geçti ama çok yoruldum. Yoruldun ama bunlar tatlı yoruldun. Nerelere gezdiniz? Söyledikleri her yere götürdüler mi sizi? Evet. Arkadaş edindin mi? Niye geziyorum anlatmıyorsun Tuval. Nasıl geçti? Güzel geçti. Sabah kaçta geldin eve? Sabah 6.30-7 gibi geldim. Sonra uyudum. Zaten sonra sen çağırdın. Sonra size geldim. İşte bana yapacaktım normalde. Valla? Sen çağırdın diye geldim. Artık sizde yaparım. Burada alırsın düşün aynen. Burada alacağım zaten. Tamam Damla ya. Senin evin tamam. Ak.
Lütfen bana su getirir misin kalkmışken? Getiririm. Kalkmışken kalkmamı bekliyormuş. Suyumuz nerede ki bizim Damla'ya? Soğuk içmiyorsun herhalde. Fark etmiyor. Etsin canım, bu havada soğuk içme. Bir dahaki gezilere gidecek misin? Yani memnun kaldın mı genel olarak? Derim. Hangi gezi olduğuna bağlı. Üşümediniz mi? Gerçi oralar ya, Antalya tarafları sıcak oluyor da. Burası daha soğuk değil mi? Sen gittin, kış geldi. Çok sıcaktı, biz denize falan girdik orada. Hadi canım, yok artık. Gerçekten diyorum. Yani... Öyle bakma bana. Ayıptır sormasın, neyle girdin? Çünkü bayan koymamıştın diye hatırlıyorum. Yok, koydum. Hatta iki tane koydum. Sen bizden çok geziyorsun ama. Tuba abla, ne yapalım? Gerçekten bizden çok geziyorsun. Al suyu, iç suyunu. Hayatımdan alalım. Tükürdün hep benim evime. İçerken bakma. Allah Allah. Neyse, ben sana bir şey diyeceğim işte. Şimdi bu arada çok geç geldiniz ya. Sen 3 gün dedin gezi ama 3,5 gün oldu. İşte sen yokken burada bazı değişiklikler oldu. Ne? Taşınacak mısınız? Hayır. Ay Allah korusun kız, nereden? Başka aklıma bir şey gelmedi. Ben hani özellikle seni buraya çağırdım ki burada vedalaşalım diye. Ahmet'le alakalı. Yurt dışına mı gidiyor? Çok komik. Hayır. Babam yurt dışına mı götürüyor? Ne? Hayır. Keşke yurt dışı olsa. Orada can zaten yaşandı. Korktun beni? Asker kaçağıymış. Şey geldi bize, bildirdi bir de. Ne oluyor yani? Çok ani, uzun bir süredir kaçakmış ve bize söylemiyor bunu. Yani o uyarılar geliyor, eve tebligat geliyor. Ahmet hiçbir şekilde bize söylemiyor. En son artık kırmızı alarmla aranıyormuş yani. Direkt aradılar, bize ulaştılar. Ahmet 3 gün içerisinde hazırlasın her şeyini, götürüyoruz, almaya geliyoruz diye bugün de askere gidiyor. Tamam, gidebilir. Yani gidebilir. Normal 2 ay durup gelir o kadar yani. Canım, bir kere bedelli de o şekilde oluyor. Biliyorsun ablacığım, biz bedelli olarak göndermedik. Normal yapacak askerliğini. Nasıl normal yani? Bayağı bedelli değil. Uzun süre yapıp gelecek ama Ahmet kuralları çiğnediği için ve kırmızı alarmla arandığı için, birkaç kere ihlal ettiği için kuralları, 6 ay değil 1 sene yapacak askerliğini. Nasıl ya? Abim şimdi 1 sene askerlik mi yapacak? Maalesef. Eğer ki bu şekilde kuralları ihlal etmiş olmasaydı 6 ay yapıp dönecekti. 1 sene. Hakkari Çukurova'ya çıkmış zaten. Nereye? Hakkari. Ama orası çok tehlikeli değil mi? Yani bu da bir nevi ceza gibi geldi bize. Çünkü bize söylememiş. Annem biliyor mu peki? Biliyor, herkes biliyor. Sen yokken yaşandı bunlar. Sen üzülme diye sana söylemedik. Gittim abim. Yok, buraya sana, seninle vedalaşmaya gelecek. Ama ben hiçbir şey anlamadım Tuba abla. Bir çözümü falan yok mu yani? Yok maalesef. 1 sene askerlik yapacak. Peki de ödeme yapabiliriz, bunun ödemesi falan yok mu? Çünkü 1 sene az değil, bir de Hakkari'ye gidiyor yani. Ablacığım, yani bedelli göndermiyoruz. Normal gidiyor işte, biliyorsun. Bedelli gönderelim. Kim ödeyecek? Tuba abla, ne demek kim ödeyecek? Şaka mı yapıyorsunuz? Yok, ben araba alacağım kendime. Neyle ödeyeyim? Ne? Komik mi? Bak, komik aklım olan... almıyor bak. Bak, şaka mı yapıyorsun? Şu an şaka değil mi bu? Sence şaka mı ve YouTube günümüz bugün mü? Pazar günü mü toplayacağız herkesi buraya YouTube çekmek için? Bu kadar parayı ödemek zorunda mıyım? Kendime araba alacağım mesela. Birikim yaptım. Tuba abla, Yağmur ablam ödesin o zaman. Kaza yaptı o da, biliyorsun onu ödüyor. Şimdi siz üçünüz toplanıp bu bedel parasını çıkartamıyor musunuz? Ya ben tek de öderim. Araba alacağım ama. Ya hala araba diyorsun ya. Abim biliyor mu araba alacağım? Ahmet arıyor. Ahmet. Efendim canım. Geldi, seni bekliyor şu anda. Evet. Ne diyor? Bu, bak, duydun mu sesini? Mahzun tamam. Ülere. Tamam. Bekliyoruz seni ama, hadi hızlı. Tamam canım. Hadi bay bay. Sesi çok endişeli Damla. Seni dinlemeni istemiyorum. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Valla dinlemeyecek ne var bunda? Anlattın zaten. Biliyorum gideceğini. Gelecek şimdi birazdan. Valla bir şaka değil mi? Yani değil Damla. Böyle bir şey şakası olur mu? Görürsün zaten kendini. Kocaman ekiple gelmişler almaya. Bu arada bu, biz vedalaştık dün de senin için geliyor. Seninle vedalaşmadı diye. Abimi evden mi alacaklar? Abini aldılar zaten. Ama dediler ki 5 dakika kardeşimi göreyim dedi Ahmet onlara. Seni görmeye gelecek. Ay ağlama sakın. Ağlamıyorum ya. Senin öyle gözlerin doldu. Ağlama, seni böyle görmesin. Saçmalama. 1 sene çabucak geçer gider. Orada şey yaparlar Ahmet'i zaten, şoför. Vallahi ben araba almasam belki öderdim de. Hala araba diyorsun ya, git. Herkes askerlik yapıyor. Ahmet'e özel bir şey mi? Valla abim giderse hiçbirinizle konuşmam. Biz ne yaptık? Kırmızı alarmla aranan o. Böyle yapmasa 6 ay yapıp gelecekti. Sanki ben 200 bin lirasını ödemek zorundayım. Ne zaman
geliyor abim? Ne dedi sana? Birazdan geliyor. Az kaldı. Bu arada görüşme falan da olmayacak. Cezalı gittiği için bir sene boyunca duymayacağız sesini falan. Yüzünü de görmeyeceğiz. Kendi kaşındı. Ben mi yaptım Damla? Niye bana bakıyorsun? Geldi. Üzme abini, tamam mı? Saçma sapan tepkiler verme. Zaten çocuk gidiyor, bir sene bizi görmeyecek, üzgün. Üzme sen de. Mutluymuş gibi davran, tamam mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sarıldım sana. Geldin canım. Tamburun nerede? Burada. Abicim, ben gidiyorum. Bakayım üstüne, kalk. Yakışmış mı? Ben abi cidden gidiyor musun? Vaktim yok, seni görmeye geldim. Nereye gidiyorsun abi? Şimdi mi gidiyorsun? Şimdi gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Tuba abla, bir şey yapsana. Abicim ben ne yapayım? Şu an ekip aşağıda bekliyor değil mi sen? Abi araba alacağım diyor. Abicim aşağıda beni bekliyor. Tamam oğlum, gitmem lazım. Seninle vedalaşmaya geldim. Kalk sarılayım sana, ben gideceğim. Abi saçmalama. Kalk aşkım, bak beni bekliyorlar. Abi gitmiyor. Abi... Ahmet bu arada sen görüşebildin mi yani? Bir sene boyunca seni aramak yasakmış ya. Onu en azından çözebildin onu mi? Onu çözemedim hala, bekliyorum. Bir sene şimdi seninle biz telefondan mı görüşemeyeceğiz? Her şey halledilmiş, bir şey olmadı. Bir şey diyeceğim, annem biliyor mu? Annem biliyor da olurum. Abi babam biliyor mu, söyledin mi? Herkes biliyor. Herkes biliyor mu? Herkes biliyor. Şimdi bir tek sen bilmiyordun. Sen vedalaşmaya geldim. Arda bile biliyordu. Dedim en son damlayı söylüyorum. Nasıl? Şimdi gidecek misin böyle abi? Yani beni bekliyorlar. Ben olurum. Hızlı gitmem lazım. Tuvalla. Sen şu an abinle vedalaşmaya odaklan. Bir sene bir daha göremeyeceksin. Bir sene. Bir sene sonra bugün geliyor. Tuvalla bak saçmalama. Ne saçmalama ben? Sonra da araba alabilirsin. Ben araba alacağım. Ben araba vermiyorum. Ne alaka? Senin bedelli paranı ödememi istiyor. Yani ödeyemediler, yapacak bir şey. Abi. Tamamdır. Bir yıl. Sen niye kaçaklık yaptın ki? Yapmasaydın böyle şeyler. Bak tam yapmış olmuş bitmiş, gitmesin, parayı ver işte. Ben uzatma. Vereyim. Ben vereyim. Ben o arabayı ne zamandır almak istiyorum biliyorsun değil mi? Araba diyor hala. O arabanın değeri 1,5 milyon lira. Ben niye 200 binini şimdi bedelliye vereyim? Ablam da haklı. Abi gitmiyorsun, saçmalama. Ablam da haklı, onun parası, yapacak bir şey yok. Hani ödeyemedik. Abi bir daha yemin ederim bakmam hiçbirinizin suratına. Bak gerçekten bakmam. Bize söyleyeceğini abi. Hiçbirinizle konuşmam bir daha. Bize... Abim giderse hiçbirinizle konuşmam, suratınıza bile bakmam. Dönerse abine der misin niye kaçaklık yaptın biraz da? Bize kızacağına. Valla ne demek gidiyor? Aşağıda bekliyorlarmış, gidiyor. Şimdi versene parayı. Şu, nereden çıkartıyor? Yok benim param. Yağmur ablamı arayacağım. Bu ne ya? Boş ver, hiç işten. Yo ben babamı da arayacağım. Ben vedalaşmaya geldim. Gitmem gerekiyor. Beni bekliyorlar. Bak birazdan kapıya dayanırlar. Ahmet'in vakti yok. Sen ne? Tuvalla susar mısın? Şu an birilerini aramanın vakti değil. Elim ayağım titriyor. Kimi arıyorsun? Dur dur. Abi askere mi gidiyor? Hoparlörü al. Abi askere mi gidiyor? Nasıl evet? E Tuvallam parayı ödemiyor, araba alacağım diyor. Ödese gitmeyecek. Araba alacak kız kendine. Benimki var, benimkini kıskanıyor gece gündüz. Kıskanmak da demezsek yalnız. Yağmur abla, bak ciddi bir şey bu. Bu ciddi bir şey şu anda. Gidiyor. Bu da ciddi Tuvallam. Bir sene boyunca görmeyeceğiz ve Hakkari'ye gidiyor. Şu an söylüyorlar. Gezi'deydi Yağmur. Antalya'ya geziye gittiği için bilmiyor hiçbir şeyi. Ya ne diyorsun? Aşkım ne çekiyorsun bu kadar ya? Bir yıl boyunca gelip gelmeyeceğine malum. Bana da mı ekliyorsun? Tövbe ya. Niye yüzüne kapattın kızı Damla? Beni bekliyorlar, şu an gitmem gerekiyor. Vedalaşmam gerekiyor. Seni bekliyor değil mi aşağıda ekip? Beni bekliyor, şimdi gelebilirler. Sen boş ver Damla'ya, git sen. Zaten kaçak olarak gözüküyor. Gitme abi. Ben sana demedim mi çocuk üzülecek böyle davranma diye? Ne yapayım Tuvalla? Susup burada güleyim mi gidiyor diye? Damla o yoksa... Ne yapmamı bekliyorsun? Bir sürü kardeşim var, tek kardeşin oymuş gibi davranma Damla. Abi ben sensiz ne yapacağım? Çok düşkün olduğumu biliyorsun sana. Damla öyle yapacak bir şey yok. Damla biz varız o yoksa. Kalbimi kırıyorsun ama artık yani. Çok vaktim yok, gitmem gerekiyor biliyorsun. Gel sarılayım sana ya, bir daha ne zaman göreceğim abi, seni. Gitmesin. Gel. Abi gitme. Ablacığım. Abi gitme. Sanırım 6 ay sonra görüşüne gelebiliyoruz. Valla ödesene parasını, ödesene. Damla her an gelebilirler, boş ver. Öder misin? Abi gitme. Sen öde Damla. Benim param mı var? Ahmetciğim.
biliyorsun. Abi yapma, gitmiyorsun. Bana yapma, bak, gitmiyorsun. Bırak takayım. Bırak takayım lan bunu. Hayır, bırakmıyorum. Ahmet biliyorsun, araba almasam öderdim ablacığım. Ya bak, araba deme bana. Senden deme köyüm. Araba. Bir dakika, vallahi. Senden konuşmuyorum Damla şu an. Biliyorsun senden önemli değil. Araba almasam bedelli paranı öderdim ablacığım. Bak, ne demek araba almasam? Damla ne yapın ablacığım ya? Ne demek? O zaman önemli değilse ödesene parasını. Gitmesin Tuva abla. Ya zaten geldiler, kapıdalar, götürecekler. Ben herhangi ödesem gelir. Bu saatten sonra ne değişir? Her an gelebilirler. Kalk da vedalaşım gideceğim hoş. Hadi. Abi gitme. Geldiler. Kim geldi? Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ahmet'i almaya geldin mi? Buyurun. Ya biz vedalaşıyorduk, kusura bakmayın. Çok kısa sürecekti normalde de kardeş. Bak geldiler, söyledim sana. Ne oluyor? Ben konuya pek hakim değilim de Ahmet'i almaya geldiler aşağıdan askerler. Evet, kocaman bir ekip Ahmet'i bekliyor Damla ya senin. Ya nasıl Tuba abla? Ya hayır, göndermiyorum abimi. Senin... Gitmiyor. Ver şunu. Hayır. Artık gitmem gerekiyor, beni bekliyor. Abi gitmiyorsun. Ahmet kendine iyi bak ablacığım. Gitmiyorsun. Zaten saçmalama. Vedalaştık. Valla şaka mısınız siz ya? Tamam, ne yapıyorsun ablacığım? Bir şey yapsana. Çocuk gidiyor. Ben gerekiyor artık, beni bekliyorlar. Abi hayır. Gel sarılayım. Hayır. Tamam, gitmem gerekiyor. Abi hayır. Tamam, çocuk musun? Gitmiyorsun. Hayır. Bir saniye. Bir dakika daha bekler misin? Bir dakika. Nereye bir dakika. Götürüyorsun? Bir dakika. Nereye bir dakika. Götürüyorsunuz? Bırakır mısınız? Ben sana söylemiştim. Ya Tuvalla bir şey yapsana. Tamam da yaptım. Ya bırak ya. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Biraz daha vedalaşsınlar lütfen. Ya bir vedalaşamadılar, ağlıyor çünkü. 2 dakika. Sadece 2 dakika. Hadi bak, çocuk bekliyor güvenlik. Abi tamam. Nereye? Gitme. Damla ağlama. Tuvalla bir şey yap lütfen ya. Ablacığım bir sene... Ben sizi uyarmıştım. Önceden haber verin diye. Biliyorum ya. Tuvalla gitmesin lütfen. Bir sene... Abi yapma ya. Abi gitme ya. Şapkam. Abi Damla, lütfen. O pahalı, çok pahalı, verir misin? Ama o çok bir pahalı. Durun lütfen ya. Abi gitme lütfen. Götürmem lazım aşağıda. Bunları da meşgul ediyorsun. Aynen. Yapma şey. Götürmem lazım. Tamam. Ama Tuvalla bir şey yap bak yeter. Gitmesin ya. Tamam Onur, sana mektup yazacağım. Bekle beni. Askere de ihtiyacımız var. Ya ne oluyor bu? Ne oluyor? Bırak! Bırak! Ben de abi şimdi. Ahmet Erol asker. Ne söylüyordu ya? Ne oluyor? Askere gidiyoruz beraber. Komik mi? Beraber askere. Komik mi? Tamam, beraber askere gidiyoruz abi. Tamam, sen özleyeceksin diye beraber gönderiyoruz hadi. Evet. Gel, beraber askere gideceğiz. Komik mi ya? Beraber askere gideceğiz. Beraber. Abi git ya. Beraber askere gideceğiz. Hayır, git. Git, git. Damla ne oldu Damla? Ne oldu? Ne oldu? Ablam niçin ağladın? Komik değil ya. Of. Hem de götürüyorsun sen de beni askere. Sen de yok, git. Git askere git. Umurunda değilsin artık. Umurunda olmadığını gördük ya. Çok. Güvenlik Bey. Lütfen böyle oldum siz ya. En iyi kalk sizsiniz burada. Bu kim? Arkadaşımız. Güvenlikten mi sen de? Güvenlik abi. Evet. Gel. Gel yanıma ya. Ahmet intikamını almış oldu be. Alkış. Alkış. İntikam mı alacağımı söylemişim değil mi sana? Araba diyor, bir de sinirlerimi bozdun ya. Ama komik değil ya. O nasıl ya? Bir şey ya, araba maraba falan filan da. Bedelini mi ödeyeceğim bir de? Evet. Tabii öderim ben. Salak. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada iyi intikam aldı, kabul et. Çok. Ya dedi ki, Damla dedi bana, ne çok şaka yaptı. İntikamını ben çok pis alacağım. Ne? Daha neyin intikamı? Ben çok pis alacağım. Bunu yaptığına pişman olacaksın, tamam mı? Bir videonun daha sonuna geldik. Görürsünüz arkadaşlar. Ne demiştik? Abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı da unutmuyoruz. Son 1 milyon aboneye 5 bin abone. Böyle videoların devamı için ya Ahmet'i kızdırmalı ya Damla'yı ağlatmalı videoların devamı için. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. 1 milyon